Hadi. Sen niye seviyorsun? Hadi. Sen başla bir söyle. Hayır, ben giremem. Niye ya? Geçen de ben girdim. Olabilir. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Dur, ben de merhaba diyeyim. Ha, tamam de. Hepinize merhaba de, ben de merhaba diyeyim. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün son zamanlarda birçok kişinin oynadığı Sen Ben oyununu oynayacağız. Yani kim daha nokta 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 soru işareti oyununu oynayacağız. Keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. Birkaç soruyu ben yazdım. Senin haberin yok. Aynı şekilde ben de yazdım. Senin de haberin İnşallah yok. İnşallah aynı şeyleri yazmamışız. İnşallah. Ortak yazdığımız şeyler de var. Bu arada dün attığımız, yani siz, tabii siz dün izlediniz. Bu video ne zaman olur bilmiyorum ama attığımız video gayet güzel bir izlenme ve... Evet. İletişim şey yani. Etkileşim. Etkileşim geliyor. Birazdaki soruyu ben direkt sen diye cevap. Gayet güzel bir etkileşim aldık. Bu da hoşumuza gitti. Hani bizi şimdiden sevmeniz, bazısının ana sayfasından düşmüşüz. Yani bu algoritmayı ben anlamıyorum. YouTube'un hiçbir zaman anlayamadım ama. Yani gayet güzel oldu. Biz sevindik bayağı. Yani sabah bir kalktık. İşte 1.1 bir şey gösterim falan vardı. Bayağı like falan aldı. Mutlu olduk. Teşekkür ederiz bu arada. Evet, teşekkür ederiz. Bu videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı, işte yorum yapmayı, işte ne önerirsiniz, ne yapalım, ne edelim, düşünceleriniz, önerileriniz, ha, şikayetleriniz var mı? Bu arada resim heykel müzesinin videosu da gelecek. Hiç kusura bakma, istendi yani. Bana kendi arkadaşlarım da söyledi. Hani merak ettik diye. Yazanlar da var. Oylamada da gördün. 5 oy 5 oydur. 5 oy değildi, bayağı bir oy almıştı herhalde. Neyse, başlayalım. Neyse, tamam, başlayalım. Oyunu zaten biliyorsunuz. Kısaca aynen, anlat sen. Aynen, sen var. Buradan çekeceğiz, ona göre cevap vereceğiz. Basit zaten, hadi. Tamam, bu kadar. Önce ben çekeyim, hadi. Tamam, sen çek. Çok cömert bir insan bunlar. Kim daha çok hamar at? 1, 2, 3. Saçmalıyorsun şu an. Ben daha çok hamar atıyorum. Ama yalan söyleyeceksen oynamıyorum. Ama yalan yok abi, 2 tepsi balık yaptım ben ya. Ama o farklı bir durumdu. Yani ben çok yorgundum. Yani 2 tepsi balık yaptım. Hamburger yaptım. Ama genel olarak her gün ben hazırlıyorum yemeği falan. Ve sadece hamar atlık yemek konusunda değildir. Ne konusunda? Temizlik konusunda da falan. Temizlik olur, yani. Hamar at yani. He, o zaman tamam. İkna ettim mi? Hayır, ortada. Evet, sen çek. Tamam, ben çekiyorum şimdi. Gene gezmeyi son. Kim daha çok sever? Aa, ben sevmem ya. Gezmeyi... Ben bayılırım. Ben pek sevmiyorum yani. Arabayla falan olsa... Oraya da giden. Arabayla falan olsa güzel de öyle yürüyerek falan bir çarşıda olsa... Bir arkadaşlarımız var bizim. Şu an isimlerini vermeyeyim. Onlarla birlikte çok güzel video fikirlerimiz var. Elma Dağ'a kayak yapmaya gideceğiz. İnşallah onun da videosu gelir. La 20'a giderim la! La 20'a giderim! Kim daha sinirli? Sen abi, bir ara kendimi düşündüm. Oluyor evet. Ben sinirimi sadece trafikte gösteriyorum bu arada. Hani yani onun dışında hiçbir şey yapmam. Ben çabuk parlar, çabuk sinirim. O yüzden sinirliyim. Karadenizliyim, yapacak bir şey yok. Kim daha egoist? Abi açık ara. Yani açık ara. Açık ara. Ben asla. Ne söylüyorsun? Ben kendisiyle her barışık şeyde. Bir insanım. Hayır, tamam, asla. Tamam, egoist kendisiyle barışık. Hayır, bir şey zaten. Egoistik o değil yani, tamam. Kendi barışık. Hayır. Bir insanım yani. Ben öyle kalkıp da kimseye aa işte falan filan yapmam. Öyle hayır, şeyler ya yok. Ben çok iyi biliyorum bunu. Çok iyi yaparım falan. Ben abi ya falan, bunlar tam senin sözlerin. Abartıyorsun. 6 senenin faydaları mı zararları mı artık bilmiyorum ama tanıyorum. Şey, kim daha yalancı? Bunu hemen söylüyorum yani. Şu an videoda yalansın. Hayır. Hayır abi, sen o zaman. Kimin sesi daha güzel? Neden yalan söylüyorsun? Benim sesim... Ha, pardon. Yani. Evet. Teşekkür ederim. O zaman bir şarkı patladın ya. Yok. Niye cüceyle buce söylüyordun? O farklı. Neydi? Neydi o şarkının ismi söyle? Herhalde. Ha, tamam söyle. Söyle mi söyle? Hayır, bir söyle. Ot yok. Her anın aklımda her... Merak ediyorsanız... Her kıvrımının... Instagram'da görebilirsiniz. Instagram'da, YouTube'da. Nerede var? Açıyorum. Kim daha savunucu hak hukuk demiş? Bunu ben bilerek yazdım. Her yerde savunun. Herkesin hakkı var. Kimsenin hakkını kimseye yedirtme. Ben ağaca dileğimi asıyorum. Sen niye ağaca atıyorsun onları? Ağaca koydum. Yani atmadım, koydum sadece. Kim daha ön yargılı? Abi.
yani kendinden asla taviz vermem. Asla yani. Bu güzel bir şey değil ama neyse. Ben hayır abi sevmem. Yani bir insanı sevmediysem sevmem. Asla sevmem. Bağırma lan milletin içinde! Bir yemeği hiç sevmediysem asla onu bir deneyeyim. Acaba belki burası i̇şte, güzel yapmıştır falan. Şöyle hiç bir şey sevmem. Var. Sevmediysen yani denemediysen nasıl sevmeyebilirsin? Bak mesela, bir kere yemişimdir. Hayır. Memati. Bir daha asla sözümü kesme. Bir şey çıkıyor mesela deneyelim diyorum. Yok ben yemem. Halbuki ondan sonra ben zorlasam mesela beğeniyor ve seviyor ama denemiyor işte ön yargı yani. Ha bir insanı sevip sevmem ben de mesela kindarımdır. Yapılan şeyleri unutmam, etmem. Ona olan ön yargım devam eder ama yok, farklı abi, bir şey. Ben ön yargılıyım ve bu şeyimden hoşlanıyorum. Hiç şey ya. Değilim yani. Kim daha titiz? Teşekkür ederim. Geçiyorum sonra. Öyleymiş. Bir haftadır şu evin ortasında bir matkap duruyor diye başımı etimi yedim. Ama yani. Evin ortasında matkap durur mu? Ama makyaj masanı kurdum. Ne yapabilirim? Kimin ya, damak tadı daha iyi? Tamam bunu da diyebilirim evet. Ben yani... Gurmeyim şimdi... abi. Gurme. Mekanizmlere bakışına kardeşim. Şimdi benim daha böyle yemek zevkim oturdu. Yoksa bana göre bütün markalarda yediğimiz pizza aynıydı mesela. Bir noktaya. İşte kim daha başarılı? Ama dur, gösterme hemen. Ne konuda başarılı? Yani evet, şimdi tamam. Evet, teknoloji falansa sen, işte tasarımsa sen. Evet. Ama başarılı deyince benim aklıma daha böyle akademik anlamda geldi. Niye? Beni sallamadın mı yani şimdi? Yok. Beni niye kayda almıyorsun? Benim de aklıma o zaman teknoloji geldi kardeşim. Ah. Hayır, ama ortak bir şey belirip ona göre kaldırıyorum. Başarı deyince, hani genel olarak kim daha zeki, başarılı, ha, çalışkan olur ya. Şöyle yapalım o zaman. Sen de beni göster. Tamam. Neden? Ya sen beni de destekleyeceksin, ben seni de destekleyeceğim. Seni de kazanacağım, beni de kazanacağım. Bence akademik kariyer. Ya Ankara Üniversitesi'nde okuyor olmam bunu değiştirmiyor. Bence değiştirir. Tamam abi, al. Şey, pardon. Ama tamam, şimdi diyecekler ki sürekli Tuğçe Batuhan'ın fikrini sen değiştiriyor. Tamam. Biz bunu video öncesi konuştuk. Dedim ki başarı deyince hani daha dersler olsun, işte eğitim olsun bu konuda diyelim dedim. Arkamdan hareket yapma, görüyorum oradan. Kim çekti en son? Ben çektim, sen çektin. Kim daha çok uyuyor? Tamam, kabul ediyorum. Sen niye gösteriyorsun? Ay şey, ben pardon. Ama sen de yani seslenmesen uyursun. Seslenmesen uyurum. Ama ben 5 yıl uyuyorum. Sen, hayır yani şimdi şöyle. Sabah kalkıyoruz ve size okula gidiyor, geliyor. Ondan sonra Batuhan ben bir saat yatıyorum. Hop yatıyor. Ama kalkıyor. 3 saat sonra Batuhan ben bir daha yatıyorum. Bu hayatta bir de... en sevdiğim şeylerden birisi uyumak. Onun üstüne sen gece uyuyabiliyorsun. Uyuyorum. İçinden bir kere uyudum. O gece bana haram oldu. Hiç uyuyamadım yani. Nasıl bir kabiliyet ben anlamıyorum. Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. Vallahi tebrik ediyorum. Kimin film zevki daha iyi? Hızlı ve Öfkeli abi. İşte sadece onu izliyor. Yeter. Aksiyon filmi. Ha ben de mesela korku severim, komedi severim, romantik yerine göre severim. O yüzden... Hızlı ve Öfkeli. Sandrias Fay attı. Ondan sonra... İzlediği iki tane film var. Dönüp dolaşıp aynılarını izliyor. Hayır abi. Hızlı ve Öfkeli 1, Hızlı ve Öfkeli Top Edilir, Hızlı ve Öfkeli 2, 3, 4, 5, 6, 7... Çekti, sen çektin. Ben çektim evet. Benim daha iyi de bu arada. Arkadaşlarımıza sormak lazım yine. Diyor. Tamam ben senin arkadaşım, sen benim arkadaşımsın. Sor. Kim daha sıcakkanlı? Ben. Yani ilk girdiğimiz bir ortamda Batuhan daha böyle kaynaşır. Ben biraz daha çekimsel dururum, insanları gözlemlerim. Yılışık. Çekim. Ben soğuk bir insanım, yapacak bir şey yok. Kim daha kıskanç? Yani ikisi de aslında. Da yok, seni gösterecektim. Hayır, ben burada okuyorum ya. Kamerayla onu gösteriyorum zannediyorum. Ben sana dedim ayrı ayrı bunu. Yok yok, öyle değil. Neyse işte yerine göre diyelim yani. Ha, aynen yerine göre. Şu an öyle evet ama ilk senelerde tabii çok aşırı fazlaydı yani aşırı şeydi. Hı-hı. Hani her ilişkide de olabilecek bir şeydi. Uzak mesafe ilişkisi vardı. Aynen bir de uzak mesafe. Olabilir. Yani ben Mersin'deydim, Tuğçe Çorum'daydı o derece. Aramızda bir 650-700 kilometre vardı. Açtık. Şu an yani iyiyiz, gayet iyiyiz. Öyle bir kıskanacak bir durumumuz yok, şeyimiz yok. Başlıyorum şimdi. 1999 annem doğdu. Kim daha çok ailesine düşkün? Biraz damardan bir soru. Yani şimdi şöyle, ben. Yani benim ailem sensin mesela. Yani o konuda şimdi bir de. Şeyim yok. Ama yani ben dersem, senin ailen ben olduğu için, benim ailem sen olduğun için
sana düşkün olmuş oluyorum. Sen dersen de sen kendi annene düşünürüm. Yani sen, ben, aile yani. Anladın mı? Hep anan senin olacak yani. Hep anan en son sen anan yani. Sen anan yani. Ben yengeç burcuyum, aileme çok bağlıyım. Canım annem. Masal, ne yapıyorsun? Gel. Tamam, sen de çıkacaksın bir gün. Tamam. Gel kızlarım, gel. Merhabalar. Bu da bizim tanıdığımız. Onlar ilk videoda gördüler biraz kafasını ama. Tamam, okuyorum. Hadi gördüğüne göre gidelim. Kim daha boş yapıyor? Bu nasıl bir soru ya? Kim daha boş yapıyor? Bu soruyu yazman da belli zaten. Sen abi. Ne boy, ben sen. Asla boş yapmam. Boş yapma. İlk videoda da zaten bana boş yapma, evet, yürü demişsin. Çünkü yaptım ben onu yani. Görmedim yani. Kurgudayken ben izledim. Ben çektim oğlum. Ha, tamam. Hakkımı savunurum. Az kaldı bu arada. Üzüldüm. Kim daha keko? Bunu zaten ya sen yazmıştın. Tofaşı var. Bence yeter. Ya abi ama ya o arkadaşlar arasında gırgışlama olsun diye yapmış. Tofaşı mı? Hayır ya. O müzikle hani arabada yani şu an izledikleri videodan. Arkadaşlarımız genelde zevk alıyor öyle şeyden. Evet. Tamam, çekiyorum artık. Sen mi çektin en son, ben mi? Ben çektim, sen çektin. Tamam, ben çekiyorum. Kim daha pozitif, iyimser? Yani karamsar değil diyelim. Ben karamsar mıyım abi? Ben gidiyorum. Hayır, ben karamsar bir mıyım? Bir olayda, mesela çok detaya girmeyeceğim, daha sonra anlatırsın da, işle alakalı bir cevap bekliyor. Gecikti diye. Kesin olmadı, işte asla olmayacak, beklettiklerine göre bir şey var, olmayacak, olmayacak. Kabul abi, ettiler, bak onayladılar, çağırdılar. Bu sefer diyor ki, ya gene olmayacak mı acaba şöyle böyle. Hani olayların hep en kötüsünü düşünüyorsun. Abi kötüsünü düşünmen lazım. Hayır, iyi düşünürsek iyi olsun. Sürekli kendini mutlu, gireyim şeyini... Gireyim çekim yasasına? İyimsel olarak algılarsan kötü çıktığında mal gibi kalırsın. Ya hayır, işte üzülürsün tabii, hayal kırıklığına. Her iki ihtimalle düşüneceksin, olumluyu daha çok düşüneceksin, olumluyu çağıracaksın. Kim daha çok gaz çıkar? Yeni görüyorum. Ben soruyu evde oku. Kim daha çok gaz çıkarır yazmış. Pıttırır. Yalan. Bak kalkar giderim. Yalan söylüyorsun. Yalan. Gerçekten çok ben öyle şeyler yapmam. Buraları kestireceğim çünkü öyle bir şey yok. Lütfen yalan söyleme, Allah aşkına doğruyu söyle, bak yemin et lütfen. Tamam. Evet yani. Zoktiri zoktir bütün gün. Daha ben çekiyorum, hakkımı savunurum. Ben karıştırdım zaten sadece. Kim daha mantıklı? Her zaman mantığımı kullanırım. Sen nerede mantık kullandın ya? Ben mantığımı yerim, ben mantığımı gidiyorum. Kullanırım ya. Nereye gidiyorsun ya? Zaten yalan cevaplar veriyorsun. Aman, hayır yalan cevaplar vermiyorum ya. Gerçekten. Tamam, gerçekten. Kim daha mantıklı değil? Ben daha mantıklı bir insanım. Açık neyin olur, nasıl yapılacağını, ne olacağını falan bilirim yani en azından. Allah Allah. Ben... Egoistik o değil yani, tamam. Kendi barışık bir insanım yani. Ben öyle kalkıp da kimseye aa işte falan filan yapmam. Hayır. Bana şaka mı yapılıyor, ne oluyor anlamış da değilim yani. Her soruya illa bir yanlış cevap veriyor. Kim daha aç? Şu an ben de çok açıktım. Abi sen 7/24 açsın bu arada ya. Yani abi, şöyle söyleyeyim. Yani açlık olarak öyle değil ama şey. Hani sürekli bir şeyler tıkınayım, sürekli bir şeyler tıkınayım derdindesin. Öyle. Yemeğin üstüne tatlı olmazsa olmazdım. Bu yaptığını, senin yaptığını ben yapmış olsam daha böyle yarma gül olurdum ama sen nasıl oluyor da yani kilo almadan bunları yapıyorsun? Ben ona hayret ediyorum. Şimdi ben affettim diğer sorular için. Tamam, sen daha mantıklı. En çok sen mi gaz çıkarıyorsun? Kim daha zengin? Şimdi ben böyle yaparsam egolu sorusunda... Tamam hadi kaldık, tamam. ...şeye düşmüş olacağım. Ama neye göre? Ben gönlüm zengin mesela. Benim. Ben sadece burs alıyorum, başka param yok. Sağ olsunlar. Kim daha alkolik? Tek alkolüm var, o da kola. Ya ben de 7/24 saat içmiyorum ama... Yani bazen severim. Bazen. Bazen. Çünkü... Miray. Kim daha romantik? Ya bence de. Tamam hadi öyle olsun. Sen yani. Bunu, aa, ben miyim? Teşekkür yani, ederim. Bu şekilde düşünmek güzel oldu aslında da yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani romantik olarak şöyle.
Yani bir akşam yemeği bir şey falan değil ama hani böyle güzel söz, tatlı söz, işte ne bileyim hani arada bir ay canım dicim falan hani onlar oluyor yani aramızda hepimizin. Öyle. Hepimizin. Ya ikimizin yani. Allah çekelim. Kim daha tutumlu? Cimri de diyebilir miyim? Evet ben. Cimri değilim ama. Yok cimri değilsin. Tutumlusun yani. Kim daha fevri? Bunu bilerek yazdım yüzüm zaten. Tamam ben. Ama haksız yere değil. Yani. Parladım bizden ama haklıyız. Hayır yani. Abi iki tane soru çektim. İkisi de şey bir şey değil. O soruya da baktın mı ben? Niye baktın ya? Ne bileyim hoşuma gitmedi. Kim daha değişik? Bunun ne, hangi kafayla? Bunu ben yazdım. Niye peki? Şöyle ki yani ruh hali daha değişken demek istedim. Aslında uzatmadım yani. Ben de kendim diye düşündüm. Bence ben daha değişeyim. Yani ben... Ruh halim yani şöyle. Mesela atıyorum birden böyle arabesk dinlerken birden böyle trap'e geçebiliyorum yani. Böyle değişik bir ruh hali var o yani. O da doğru. O zaman ikimiz de diyebiliriz aslında. Aynen. Çünkü ben bazen de şey diye düşündüm. Çok üzülürken aman diyorum mesela. Aynen o bende başka de başka bir şey oluyor yani. Çok mesela üzülecek bir ortamda birden gülebiliyorum, edebiliyorum veya... Öyle bir ciddi ortamda da yapma. Ya ciddi ortamda değil. Herkese kendi kendime sınav kötü geçmiştim. Üzülüyorum. Sonra aman deyip gülüyorum. Geçiyorum. Ne olacak sen gibi. Dünyanın sonu mu? Kimin kombini daha güzel? Yani genel olarak. Evet ben daha güzel giyiniyorum. Çünkü özeniyorum yani. Bir avukat adayı olarak. Evet güzel giyiniyorsun. Ben abi pijama terlik. Televizyon. Yani asla vazgeçilmez. Karda, kışta, yazda, yağmurda, çamurda. Parmak arası terlik bayılırım. Yani giyerim ya kendimi rahat hissediyorum. Yani kapri, ondan sonra üzerime kısa kol, ben buyum yani. Hani ben yorum yapmak istedim. 7-24 TL'ye giderim onunla. Milletin şeyleri çıkarım, öyle bir utanma, sıkılma şeyim de yok. Kendimi kime beğendireceğim sanki yani. Sen beğenmişsin, yetmiyor mu? Yetiyor. Mis. Kafam rahat. Oyunumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. kendinize iyi bakmanızı istiyoruz. Hoşça kalın, cici kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Onları biliyorsunuz. Yani evet şey. Hani çok da zor da bir şey değil yani. Azıcık mouse'u veyahut da telefon ekranını kaydırıp bir tane tuşa bir tane şey tuşa basacaksınız yani öyle çok zor bir şey değil. Seviyoruz sizi. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Kim daha çok uyuyor?